yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması ülkemizde erkek şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu erkek şiddeti olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görüyoruz. Bu cinayet bize kral çıplaktır demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik erkek şiddetinin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu, kadını korumadığını, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğunu, yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediğini her gün bize ispat etmektedir. Kadın şiddetini artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması, kadını özgür birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolüyle sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Kıyma haline gelmiştir. Eğitimdeki, siyasetteki, sosyal yaşamdaki, ekonomideki eril zihniyetten, baskıdan, ön yargılardan beslenen bu örgütlü suçla tıpkı diğer örgütlerle mücadele edildiği gibi devletin tüm organları, kurumları ve ülkenin tümüyle taviz vermeden sığdırıyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Adana Başkanımızla söz verelim. Buyurun başkanım. Kuruluşlarını, meslektaşlarım ve basınımızın elim üzücü bir olay dolayısıyla buradayız. Diyarbakır'da 47 yaşında genç meslektaşımız avukat Müzeyyen Boylu daha evvel iki kez kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen, boşanma aşamasında olduğu ve ailenin korunmasına dair tedbir kararı olmasına rağmen tırnak içerisinde özellikle ifade etmek istiyorum. Eğitimli doktor olan kocasının 14 kurşunla maruz kalarak vahşice katledilmiştir. Bu elim olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Bu kara tablo ne yazık ki yeni değil. Adım adım geldi bize. Bakınız ben sayısal veriler de paylaşmak istiyorum. 2019 yılının ilk 4 ayında 99 kadınımız erkek cinayetiyle katledildi. 2018 yılında 440 kadınımız öldürüldü. 317 kadına şiddet uygulandı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu raporuna göre Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır. Ve 2003 yılında kadın cinayeti 83 iken bugün 2018 yılı verilerine göre bu rakam 439-440 olmuştur. Ve aradan geçen zamandaki artış %429. Görüldüğü gibi kadını evine hapsetme bakış açısı, kocasının eşi, çocuğunun annesi, evinin kadını bakış açısının, kapalı toplum bakış açısının bizlere getirdiği kara tablo. Ve bu olay mutlak surette son olmalı. Kadının sosyal yaşamda, siyasette, toplumsal yaşamın her alanında, iş yaşamında, ekonomide eşitlik prensibine, kuralına dayalı varlığı mutlak surette yaşama geçmeli. Sadece bununla da kalınmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin
ilkokul yıllarından başlayarak bireylerin zihninde, hafızalarında yaratılması, yaşatılması ve içselleştirilmesi noktasında eğitim sistemimiz gözden geçirilerek revize edilmeli. Öbür türlü mevcut bakış açısıyla kadınımızın var olabilmesi, sesini duyurabilmesi mümkün değil. Meslektaşımızın 47 yaşında yaşamını kaybeden meslektaşımızın, katledilen meslektaşımızın çok başarılı bir yaşam öyküsü var. Babasız büyümüş, annesinin tek çocuğu, dişiyle, tırnağıyla çalışarak, çaba sarf ederek bugünlere gelmiş ama vahşi bir erkek cinayeti sonrası ne yazık ki katledildi. Yüreklerimiz acıyor. Ama bu bakış açısının ceza yasalarındaki müeydelerin ağırlaştırılarak sudan sebeplerle hakaret etti, namusuma söz getirdi, erkekliğime laf etti gibi neredeyse artık bütün mahkemeler tarafından sudan sebeplerle kabul gören gerekçelerin indirim nedeni olarak uygulanmaması, ceza müeydelerinin, ceza yasalarının bu katliamlara hak ettiği cezayı vererek bu olumsuzlukları toplumsal yaşamımızdan ortadan kaldırmamız zorunlu. Hep birlikte bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye Kadın Hakları Merkezi'nin biraz evvel paylaştığımız basın metni 79 baro tarafından aynı saatte adliye binalarının önünde okundu. Bu farkındalığı ortaya koymak hepimizin görevi. Bilhassa hukukçular. Erkeklerin sevgisi, herkese.